Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu soru kelimeleri. Wie, wie viel, wie viele. Hazırsanız dersimiz başlasın. Wie soru kelimesine baktığımızda arkadaşlar, bunun anlamı nasıl demek. Dilerseniz ilk örneğimize bakalım. Wie geht's dir? Hatırlayacak olursanız neydi bu arkadaşlar? Nasılsın, değil mi? Wie geht's? Bakın burada aslında geht es dir diyebileceğimiz gibi wie geht's dir şeklinde de yorumlanabilir. Bakın bu açılmış olarak geht's, es geht şeklinde yorumlanmış oluyor. Yani nasılsın derken wie geht's dir? Diyelim ki iyiyim, es geht mir gut. Ancak şurada dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar, sana, bana. Tabii güzel Türkçemizde bu yapıyı kullanmayız. Bana iyiyim demeyiz, öyle değil mi? İyiyim deriz ya da ben iyiyim, iyi hissediyorum şeklinde yorumlarız. Ancak Almanca'da bu mir ve dir şeklinde yorumlanmış oluyor. Bunu tabii bu dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben iyiyim derken, yani iyi hissediyorum diyecek olursam es geht mir gut demem gerekiyor. Sonraki örneğimize baktığımızda wie heißt du? Bunu da biliyorsunuz, öyle değil mi? Neydi? Adın ne? Diye sorulduğunda, değil mi? Wie heißt du şeklinde yorumlanıyordu. Ancak güzel Türkçe'de nasıldır senin adın demeyiz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da wie heißt du şeklinde yorumlanıyor bu. Demek ki wie heißt du, adın ne? Değil mi? Benim adım Erhan diyecek olursam demek ki ich heiße Erhan demem gerekiyor. Demek ki wie heißt du, ich heiße şeklinde ne yapmış oluyorum? Cevaplamış oluyorum, değil mi bu soruyu? Demek ki ne yapmış oluyorum? Mutlaka wie sorusunu sormam gerekiyor. Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar wie spät ist es? Evet, bunu nerede görmüştük? Saatler konusunda görmüştük, öyle değil mi? Wie spät ist es? Spät geç demek arkadaşlar. Wie nasıl? Evet, güzel Türkçemizde ne deriz? Saat kaç deriz, değil mi bunun yerine? Ne kadar geç diye sormayız. Biraz evet, dediğim gibi bu dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Demek ki wie spät ist es, saat kaç demekmiş, değil mi? Wie spät ist es, söz gelimi saat 9 diyecek olursak es ist 9 Uhr. Demek ki wie spät ist es, saat kaç? Saat 9 derken es ist 9 Uhr demem gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Erhan. Ich heiße Erhan. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wie fährst du zur Schule? Evet, fahren neydi arkadaşlar? Kara taşıtları için geçerliydi. İster şoförü olalım, ister yolcusu olalım. Ne yapıyorduk? Kara taşıtlarında fahren eylemini kullanıyorduk. Ve fahren aynı zamanda düzensiz bir fiildi, öyle değil mi? Ich fahre, du fährst, er, sie, es fährt şeklinde. Wir fahren, ihr fahrt, sie, sie fahren şeklinde ne oluyordu? Çekimlenmiş oluyordu. Zur Schule ya da in die Schule diyebilirdik, değil mi? Nasıl okula gidersin diye soracak olursak wie fährst du zur Schule şeklinde sormamız gerekiyormuş, değil mi? Cevabına baktığımızda söz gelimi ben otobüsle ne yapıyorum? Okula gidiyorum diyecek olursam ne yapacağım? Mit dem Bus diyeceğim. Mit dem Bus arkadaşlar otobüsle demek. Bakın burada dikkat ettiyseniz der Bus datifliğe dönüştüğünde ne oluyordu? Dem'e dönüşüyordu, değil mi? Dolayısıyla mit dem Bus demem gerekiyordu ki bu konuyu datiflikte ayrıntılı görmüştük. Zur Schule de demek ki okula, değil mi? Wohin sorusunun aslında karşıdaydı. Nereye gidiyorsun derken ne diyorduk? Wohin fährst du, değil mi? Ich fahre zur Schule. Ancak burada wie denildiği için nasıl, hangi araçla gidiyorsun, hangi taşıtla gidiyorsun diye soracak olursak wie fährst du zur Schule? Evet, alternatif cevabımız otobüsle şeklinde olacak olursa mit dem Bus yapısıyla beraber ne yapıyorum bakın? Ich fahre mit dem Bus
zur Schule demiş oluyorum. Bakın burada eylemim her zaman ikinci pozisyonda. Dolayısıyla ben dilediğim gibi diğer eylem öğelere başa getirebilirim. Şöyle de diyebilirdim arkadaşlar. Mit dem Bus fahre ich zur Schule. Ya da mit dem Bus değil mi? Zur Schule fahre ich mit dem Bus de diyebilirdim. Her halükarda fahren ikinci pozisyonda olması gerekiyor. Sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Wie fühlst du dich? Evet, sich fühlen refleksif bir durum arkadaşlar. Refleksive verben konusunda bunu refleksive verben konusunu ayrıntılı şekilde görmüştük A1 derslerimizde. Sich fühlen hissetmek demek. Dolayısıyla nasıl hissediyorsun deriz değil mi güzel Türkçe'de? Wie fühlst du dich? Nasıl hissediyorsun değil mi? Mutlu musun? Üzgün müsün? Heyecanlı mısın? Gibi gibi değil mi? Wie fühlst du dich? Sorusunu sorduğumda bakın cevap olarak glücklich değil mi? Glücklich mutlu demek arkadaşlar. Ben kendimi mutlu hissediyorum değil mi? Mutlu hissediyorum diyecek olursam ich fühle mich bakın kendimi değil mi? Ich fühle mich glücklich mutlu hissediyorum dediğimde demek ki fühlemiş, glücklich demem gerekiyormuş. Bakın burada mutlaka bu özne ile beraber ne yapmam gerekiyor? Bu zişi çekimlemem gerekiyor. Tıpkı bir eylem çekimler gibi değil mi? Eş, meş, du, diş şeklinde. Bunları da ayrıntılı şekilde refleksive verb konusunu görmüştük. O ilgili ders videosunu izlesin o arkadaşlar. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar ki buraları çok daha kolaylıkla yapabilelim. Ich fühle mich glücklich demek ki mutlu hissediyorum demekmiş. Ve sonraki örneğe geçtiğimizde ne diyoruz örneğimiz? Wie alt bist du? Ki bu da artık çok kolay bir soru değil mi? Wie alt bist du neydi? Kaç yaşındasın değil mi? Wie alt bist du? Ancak burada nasıl şeklinde soruyor Almanlar. Dolayısıyla değil mi? Güzel Türkçe ile ayrışıyor burada. Nasıl? Dolayısıyla bizden biraz farklı. Wie alt, alt yaşlı demek. Bist bakın sein fiili yani olmak fiili. Dolayısıyla bunu birebir Türkçe'ye çeviremiyoruz. Çünkü biraz farklı bir anlama gitmiş oluyor. Dolayısıyla wie alt bist du bunu bir yapı olarak bir değil mi? Bir yapı olarak incelediğimizde kaç yaşındasın diye çevirmekte fayda var. Ich bin 25 Jahre alt. Evet sayılarda görmüştük bunu. 25 neydi acaba? Neydi? 25'ti değil mi? 25. 25 yaşındayım derken ich bin 25 Jahre alt diyebiliyorum değil mi? Burada arkadaşlar yaşımızı söylerken ich bin Jahre alt'ı çıkartsaydık ben 25 yaşındayım derken ben 25'im gibi yorumlayabilirdik Almanca'da. Ich bin 25 ve noktamızı koyabilirdik. Ancak ich bin 25 Jahre alt da denilebilir. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Wie fährst du zur Schule? Wie fährst du zur Schule? Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich glücklich. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Sırada wie viele soru kelimeleri var arkadaşlar. Zaman zaman bu karıştırılabiliyor arkadaşlar. Ancak birbirine o kadar yakın ki wie viel ne kadar anlamında arkadaşlar. Wie viele de keza ne kadar demek. Ancak şöyle bir fark var arasında. Wie viele denildiğinde arkadaşlar bu sayılabilir oluyor. Wie viel ise sayılamayan durumlarda. Ne demek istediğimi zaten örnekler içerisinde anlıyor olacaksınız. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Wie viel Uhr ist es? Bakın arkadaşlar Uhr neydi? Saat demek. Dolayısıyla saatler sayılamayacağı için öyle değil mi? İşte biliyorum birazcık bu karışık olabiliyor zaman zaman. Ancak bu sayılamayan bir durum içerisinde kullanılıyor. Dolayısıyla
saat kaç diyecek olursam, yani kaç tane saat demem, öyle değil mi? Öyle gibi düşünelim isterseniz. Saat kaç derken wie viel Uhr ist es diye sormam gerekiyor. Cevaba baktığımızda söz gelimi saat 18 diyecek olursam es ist 18 Uhr diye cevaplamış oluyorum. Demek ki saat kaç derken arkadaşlar bu sayılamayanlar başlığı altında toplanılıyor. Dolayısıyla wie viel diye sormam gerekiyor. Wie viel Uhr ist es? Es ist 18 Uhr. Sonraki soruya bir bakalım arkadaşlar. Wie viele Personen sind hier? Evet, burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar Personen kişiler, şahıslar anlamında. Hier burada. Wie viele kaç tane? Bakın burada sayılabilen bir yapı var. Dolayısıyla ben wie viele yapısını ne yapmam gerekiyor? Buraya sokmam gerekiyor. Kaç kişi değil mi? Kaç adet sayılabilir bir durum olduğundan wie viele Personen diye sormam gerekiyor. Burada kaç kişi var diye sorduğumda wie viele Personen sind hier diye sormam gerekiyor. Söz gelimi burada 30 kişi var. Ne diyeceğim o zaman? Hier burada. Hier sind 30 Personen. Bakın hier sind 30 Personen. Burada 30 kişi var. Bu cümleyi ben şöyle de kullanabilirdim. 30 Personen sind hier. Pekala, bu da doğru olurdu. 30 Personen sind hier. Ya da hier sind 30 Personen. Bunu daha önceden de söyledim. Burada da söylemekte fayda var. İkinci pozisyonda eylemim olması gerekiyor. Bunun haricinde diğer öğelerle dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Yer değiştirebiliyorum. Türkçede de öyle değil mi? Vurgulamak istediğim şeyi cümlenin başına getiririm. Dolayısıyla bakın burada hier sind 30 Personen. Burada 30 kişi var. Ya da 30 kişi burada derken 30 Personen sind hier şeklinde de yorumlanabiliyordu. Değil mi bu cümle? Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Wie viel kostet das Fleisch? Bakın burada arkadaşlar kosten neydi? Fiyatlarda kullanılıyordu değil mi? Eder. Bakın burada da wie viel yapısı kullanılması gerekiyor. Çünkü sayılamayan kapsamında değerlendiriliyor. Çünkü fiyatlandırma söz konusu olduğu için wie viel kostet demem gerekiyor. Das Fleisch et demek arkadaşlar. Etin ederi nedir diye soracak olursak, hani Türkçe'ye çeviriyoruz ya, yani etin fiyatı ne deriz ya güzel Türkçe'de. Ancak burada evet wie viel kostet das Fleisch şeklinde yorumlanıyor. Cevap olarak baktığımızda 20 euro diyelim. Das Fleisch kostet 20 euro. Etin ederi değil mi? 20 euro. Ya da etin fiyatı 20 euro. Ne diyeceğim? Das Fleisch kostet 20 euro diyeceğim. Evet. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 18 Uhr. Es ist 18 Uhr. Wie viele Personen sind hier? Wie viele Personen sind hier? Hier sind 30 Personen. Hier sind 30 Personen. Wie viel kostet das Fleisch? Wie viel kostet das Fleisch? Das Fleisch kostet 20 Euro. Das Fleisch kostet 20 Euro. Sıradaki örneğe baktığımızda arkadaşlar, wie viel kostet das Auto? Evet, wie viel ne kadar demekti değil mi? Kosten de ne yapıyorduk? Fiyatlarda kullanıyorduk değil mi? Araba ederi nedir değil mi? Evet, arabanın fiyatı nedir diye de sorabiliriz. Wie viel kostet das Auto? Söz gelimi 16 bin euro diyeceğim. Öncelikle bunu bir okumayı bir deneyelim. 16 bin derken öncelikle 16 neydi arkadaşlar? 16. Dolayısıyla 1000, 1000 değil mi? Ne diyeceğim o zaman? 16.000 euro. Das Auto kostet 16.000 euro. Demek ki ne yapıyormuşuz? Fiyatları sorduğumda değil mi? Tek bir şeyden bahsederken,
bir ürünün fiyatından bahsederken. Wie viel kostet das Auto? Ne yapıyorum burada? Das Auto'ya göre yorumluyorum değil mi? Ona göre çekimliyorum. Çünkü çoğul olsaydı ne olurdu? Kosten olurdu. Ancak burada tek bir arabadan bahsettiğim için kostet demem gerekiyor. Dolayısıyla arabanın fiyatı nedir diye sorduğumda wie viel kostet das Auto sorusunu soruyorum. Söz gelimi 16 bin euroysa benim aklıma gelen fiyat buydu. O zaman ne olacak? Das Auto kostet 16.000 euro demem gerekecek. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Burada sayılabilir bir durum söz konusu olduğu için Kinder çocuklar demekti öyle değil mi? Dolayısıyla wie viele Kinder diyeceğiz. Devamına bakalım. Hat deine Schwester? Evet, aile konusunda görmüştük. Schwester neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Schwester, abla ya da kız kardeş demekti. Aidiyet değil mi? Deine, senin demekti değil mi? Meine, deine, seine. Bunu pozitiflikte görmüştük. Senin ablanın diye yorumlayalım isterseniz. Ablanın kaç tane çocuğu var diye soracak olursak demek ki wie viele Kinder hat deine Schwester değil mi? Kaç çocuğu var ablanın diye sormuş oluyoruz. Cevaba baktığımızda meine Schwester hat zwei Kinder. Ablamın kaç çocuğu var demiş oluyoruz. İki çocuğu var demiş oluyoruz. Bakın burada haben mutlaka özne ile pekiştirilmesi gerekiyor. Çünkü buradaki öznemiz ne? Abla değil mi? Bir abladan bahsederken ya da kız kardeş ne yapmış oluyorum? Tekil durum söz konusu olduğu için hat olmuş oluyor. Dolayısıyla meine Schwester hat zwei Kinder demiş oluyorum. Sorusu da neymiş? Wie viele Kinder hat deine Schwester? Kaç çocuğu var ablanın? Ablamın iki çocuğu var derken meine Schwester hat zwei Kinder. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wie viel kosten die Tomaten? Evet, az önce ne dedik? Çoğul olduğunda ne oluyormuş? Kosten oluyormuş. Ancak burada soru yapısı gene aynı şekilde kalıyor. Bakın fiyatlandırmalarda demek ki ne olacakmış? Wie viel kalıbı kullanılacakmış. Sayılmayanlar grubu içerisinde dahil ediliyor demek ki fiyatlandırma. Değil mi? Çünkü wie viel neydi? Sayı sayıca, miktarca sayılamayacak durumlar için söz konusuydu. Ancak bir üstteki soru yapısına baktığımızda sayılabilir bir durum söz konusu olduğu için değil mi? Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk şeklinde sayılabilir bir durum söz konusu olduğundan wie viel ile ancak burada sayılamayanlar kapsamında kosten değerlendirilmiş oluyor değil mi? Wie viel olarak değerlendirilmiş oluyor. Domateslerin fiyatı nedir diye soracak olursak demek ki wie viel kosten die Tomaten değil mi? Domates değil mi? Die Tomaten. Tabii güzel Türkçemizde domates diye ne yapıyoruz? Tekil olarak değerlendiriyoruz. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Domatesler fiyatı nedir gibi düşünmemiz gerekiyor o dil dinamiğinde. Değil mi? Domateslerin ederi nedir gibi düşündüğümüzde wie viel kosten die Tomaten sorusunu soruyoruz. Cevap olarak baktığımızda die Tomaten kosten 2 euro. Evet, domatesler 2 euro değil mi? Domatesler 2 euro denildiğinde demek ki die Tomaten kosten 2 euro demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie viel kostet das Auto? Wie viel kostet das Auto? Das Auto kostet 16.000 Euro. Das Auto kostet 16.000 Euro. Wie viele Kinder hat deine Schwester? Wie viele Kinder hat deine Schwester? Meine Schwester hat zwei Kinder. Meine Schwester hat zwei Kinder. Wie viel kosten die Tomaten? Wie viel kosten die Tomaten? Die Tomaten kosten 2 Euro. Die Tomaten kosten 2 Euro. Bu dersimizde wie viel
wie viele soru kelimelerini görmüş olduk. Dersimiz burada bitti mi? Aslında bitmiş sayılmaz arkadaşlar. Çünkü sonraki derslerimizde bu yapıları ve buna benzer yapıları görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.